öğretici metinler bölümüne. Cumhuriyet döneminde öğretici metinlerde çokça eser verildiği için bu bölüm de bizim için önemli olacaktır. Buradaki isimler de çokça popülerdir. Bakalım birinci soruda karşımıza ne çıkmış? Çalı kalem yazma anlayışına karşı çıkan sanatçı, 1970'lerden itibaren şiirden çok deneme ve günlük türlerine ağırlık verir. Denemelerinde birçok farklı konuyu ve sorunu ele aldığı için geniş bir kültür haritası çizer. Düz yazıyı bir tür şenliğe dönüştüren sanatçı, daha çok töre ve ahlaki sorunlara bir tavır alışın ifadesi olan geleneksel deneme anlayışını yıkar. Kurutulmuş felsefe bahçesi, şiir ve cinayet, Halle kimi kurtarır, Hacivat günlüğü, Papağanname gibi eserleri bulunan sanatçı, denemelerinde bir sözcük evreni kurmaya çalışır. Yazılarının merkezine de kendisine oturtur. Burada e, daha çok Bence bu sanatçıyı tanıdıysanız, ezberlediyseniz Hacıvat'ın Günlüğü, Papağaname gibi eserleriyle e, onu tanımışsınızdır. Ama benim tavsiyem burada verilen diğer eserleri de hafızanıza almanız. E, peki kimdir burada tanıtılan sanatçı? Salah Birsel. Son sorumuzdayız. Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir? Halikarnas Balıkçısı ile birlikte Yeni Ufuklar Dergisi etrafında toplanan hümanizmin önde gelen isimlerinden biridir. Sanatçı hümanizm anlayışını... Batı Anadolu'daki uygarlıkların kültür ögeleri üzerine temellendirir. Mitoloji Anadolu çağdaş insan konularını dile getirdiği denemelerini coşkulu bir üslupla anlatır. Mavi Anadolu ve Mavi Yolculuk isimli eserleri her ne kadar bir gezi kitabı olarak görülse de sanatçı bu yolculuklar sırasındaki gözlem ve izlenimlerini deneme tarzında yazar. Tıpkı Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehir isimli eserinde olduğu gibi. Topraklarımızda yeşermiş her kültür bizimdir anlayışını benimser. Burada özellikle Mavi Anadolu ve Mavi Yolculuk eserlerinden yola çıkarak bizden istenen sanatçının Azra Erhat olduğunu görüyoruz. Ama onun dışında şurada son cümlede de bence çok önemli bir bilgi verilmiş. Bu bazı öğrencilerin yanılgıya düştüğü bir cümledir. Beş şehir işte şehirlerden bahsetmesi, oradaki izlenimlerinden bahsetmesi dolayısıyla insanlara gezi yazısı gibi gelebilir. Ama Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bu çok önemli eseri Deneme türündedir. Onu da yine aklımızda tutalım. Sorumuza geldik. Bu parçada hakkında bilgi verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Edebiyat eleştirisi ile deneme arasında kalan ama deneme yanı ağır basan yazılar kaleme almıştır. Yazılarını edebiyattan aktüele, bireysel sorunlardan toplumsal konulara, yerel olandan dünya gündemine kadar geniş bir çerçevede kaleme alır. Denemelerinde şiirden çok hikaye ve romana eğilişi dikkat çekmektedir. Sanatçı belgelerden çok kendi duygularını dile getirmeyi sever. Eleştiriyle başladığı yazı serüvenini denemeye doğru aktarır. Denemelerinde leiklikten ve bilimsel düşünceden yana bir tavır takınır. Aydınlanmacı batıcı ve Anadolucu halkça tutumu benimser. Çala kalem, güne gün katmak, gölgeden ışığa, günlerin içinden, gün ola harman ola, güler yüzü ciddilik gibi eserleri vardır özellikle e, eserlerinden yola çıkarak burada vedat gün yolu olduğunu görüyoruz ama benim size bir tavsiyem paragrafta her zaman gözleriniz son satırdaki sanatçıların eserlerini aramasın. Onun dışında verilen bilgiler de sizin için önemli olsun. Neden? Çünkü bazen şöyle sorular çıkabilir karşınıza. Aşağıdakilerin hangisinde işte Vedat Günyol ile ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır şeklinde. Böyle bir soru çıktığında buna hazırlıklı olmak adına sanatçının yalnızca eserlerini değil ona dair önemli özellikleri de bilmemiz gerekiyor. Dördüncü sorumuz. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Nokta nokta güzel sanatlar ve estetik birikiminden de yararlanarak şiir, edebiyat ve bu alanın sorunları üzerine denemeler yazar. Denemeler kitabında sanatçı kendi döneminden itibaren var olan edebiyat sorunlarının ne olduğunu canlı saptamaları, yerinde gözlemleriyle okura sunar. Öznel bir tutum ve duygusal içtenlikle yazar. Gerçek insanı sanatın yaratacağına inanır ve denemelerinde de sanatın gücünü öne çıkarır. Günlerin götürdüğü herkesin muhakkak okuması gereken eserlerindendir. Bu parçada bize tanıtılan sanatçı Suud Kemal Yetkin. <laughs> Ama ben size şöyle bir şey de söyleyeyim. Günlerin götürdüğü sakın bundan karıştırmayın. Günlerin getirdiği Nurullah Ataç'a e ait bir eserken günlerin götürdüğü de Suud Kemal Yetkin tarafından kaleme alınmıştır. İkinci soruya geldik. Bu parçada edebi kişiliği hakkında bilgi verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Sanatçı deneme türünün önde gelen isimlerindendir. Türk hümanizmini merkeze alan ve mavi Anadoluculuk akımını benimseyen isimlerin başında gelir. Sanatçının hayattayken yayınladığı tek deneme kitabı Mavi ve Karadır. Ölümünden sonra diğer yazıları da toplanmış ve sanat üzerine denemeler ve eleştiriler adıyla yayımlanmıştır. Yazarın denemelerinde Mavi Anadolu akımının ortak özellikleri olan ütopik, naif, hümanist ve milliyetçi ögeler öne çıkar. Dolayısıyla burada ilk önce şunu belirtelim. Mavi ve Kara adlı kitap Sabahattin. Eyyuboğlu'na aittir. Ama onun dışında bize bu paragraf bir şey daha öğretiyor. Mavi Anadoluculuk akımı ne demektir? Özellikle hangi kavramlar üzerinde durur? Neyi önemser yazılarında diye. Şu son paragrafta pardon son cümlede gördüğümüz ütopik, naif, hümanist ve milliyetçi ögelerin öne çıkması Mavi Anadoluculuk akımını tanımamızda bize yeterli olacaktır. Bu soruya geldik. Bu parçada boş bırakılan yeri getirilmesi gereken isim aşağıdakilerden hangisidir? Yazı hayatına şiirle başlayan nokta nokta eleştiri ve edebiyat tarihçiliği yönüne ilaveten denemeler de kaleme almıştır. Eleştirmen, edebiyat tarihçisi ve denemeci kimlikleri birbiriyle bağlantılı olan sanatçı kendisini deneme alanında daha özgür hisseder. Yazarak düşünmek anlayışına uygun olarak 2500'den fazla küçük fikir yazısı ve deneme yazmıştır. 1939 yılından itibaren dergi ve gazetelerde yazılar yazan sanatçının Deneme tarzındaki yazıları nesillerin ruhu, büyük Türkiye rüyası, kültür ve dil edebiyatımızın içinden adlarıyla kitaplaşır. Burada edebiyat tarihi alanında da çok önemli eserleri olan hatta üniversitelerde ders kitabı olarak okutulan kitapları kaleme almış bir sanatçı olan Mehmet Kaplan'dan söz edilmiş. Özellikle şuradaki eserleri de bizim için yol gösterici nitelikte olacaktır sorumuz. Bu parçada edebi kişiliği hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Türk edebiyatında modern anlamda deneme türünde eser veren ilk yazar olarak kabul edilir. Aklımıza bir isim gelmiş olmalı. Cumhuriyet döneminde deneme türünün özgün örneklerini verir. Montaigne'in denemelerinde olduğu gibi onun yazıları da bu türün ilke olarak kabul gören özelliklerini yansıtır. Konuşur gibi yazması, yargılarında öznel olması, bireyciliği savunması ve çıkış noktasının Yunan ve Latin kültürü olması onu Montaigne'e yaklaştırır. 1920'li yıllarda yazmaya başlayan sanatçı 1930'lu yıllarda yeni edebiyatın oluşumundaki gelişmelere uzak kalmaz. 1940-1955 yılları arasında Türk edebiyatının en etkili eleştirmeni olarak kabul edilir çeviri alanında da önemli bir isim olan sanatçının Türkçe hassasiyeti de üzerinde ayrıca durulması gereken özelliklerindendir bakın burada e, eser vermemiş ama bu sanatçıyı tanımamız için bu parçada verilenler yeterli yani illaki eser vermesine gerek yok hatta e, ben de buraya bir cümle ekleyeyim devlet cümleyi de çok fazla kullanıp edebiyatımıza onu kazandıran isimdir en bilindik eserini hadi bir tane eser zikretmek gerekirse günlerin getirdiği olarak da söyleyebiliriz. Burada söz konusu olan sanatçımız Nurullah Ataç olacaktır. İkinci soruya geldik. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Romancılığı, hikaye yazarlığı, şairliği, edebiyat tarihçiliği, Monografi yazarlığı kadar denemeciliğiyle de dikkat çeken çok yönlü bir yazardır. Yani sadece öğretici metin türünde eser vermemiş roman, hikaye, şiir, edebiyat tarihi ve monografi. Yani tek konuyu kapsamlı bir şekilde ele alan edebi türlü monografide. Onun yanı sıra deneme de yazmış. O daha çok denemelerinde yazarlığının ipuçlarını ve karakteristik özelliklerini yansıtırken aynı zamanda diğer türlerde verdiği eserlerinde de denemeci kimliğini hissettirir. Bu açıdan bakıldığında 19. asır Türk Edebiyatı tarihinde Yahya Kemal adlı monografi kitabında ve hatta edebiyat üzerine makalelerde sanatçının denemeci üslubunun izlerini görmek mümkündür. Bu parçada tanıtılan sanatçımız Ahmet Hamdi Tanpınar. Onun çok yönlü bir kişi olduğunu daha önce sınavlarda pek çok kez farklı eserleriyle karşımıza çıktığını unutmadan e, tüm eserlerini ve tüm özelliklerini kapsamlı bir şekilde ezberlememiz gerektiğine de size hatırlatmak istiyorum. İkinci sorumuz bu parçada edebi kişiliği hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Montaigne tarzına uygun klasik çizgide denemeler kaleme alan yazarlardan biridir. Onun yazıları eleştiri ruhunun egemen olduğu, aydınlanmacı yorumlarla hayatın sıradan, günlük gibi görünen gerçeklerine dayalı denemelerdir. İlk yazılarını 1940'lı yıllarda yayımlar. Sosyalist gerçekçi çizgiyi benimseyen sanatçı, edebiyatımıza başarılı bir batı yorumcusu olarak bakar. Edebiyat ve sanat üzerine yazdığı yazılarla, Türkiye'deki fikir ve sanat hayatının gelişmesine önemli katkılarda bulunur. Kendisini gerçekçilik, hümenizma gerçek üstücülük akımlarının yakın hissettiğini belirtir. Dile gelseler, çala kalem, gölgeden ışığa, dünden bugüne gibi deneme kitapları vardır. Burada hem hakkında bilgi hem de şu son bölümde verilen eserlerden yola çıkarak bize tanıtılan sanatçının Vedat Günyol olduğunu görüyoruz. Şimdi sorumuza geldik. Bu parçada edebi kişiliği hakkında bilgi verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? deneme türüne geniş boyutlar kazandırarak bu türe uygun örnekler veren ve yazılarında okurun ilgisini canlı tutan yazarlardandır. Genellikle edebiyatla ilgili sorunları geniş bir kültür ortamında değerlendirir. Konunun ilginç yönlerini bulur ve sorunu çarpıcı hale getirir. Denemelerinde toplumsal sorunlardan çok kitap dünyasındaki özgün görünümleri ortaya çıkarmaya çalışır. Şiirin ilkeleri, sen beni sev, kendimle konuşmalar, şiir ve cinayet, kurutulmuş felsefe bahçesi, paf ve puf, halle kimi kurtarır gibi deneme kitaplarını binbir gece denemeleri başlığı altında bir seri olarak toplamıştır. Burada sanatçıya dair pek çok eser verilmiş. Yine öğretici metin türündeki en önemli isimlerden, ezberlememizin şart olduğu isimlerden bir tanesiyle karşı karşıyayız. O da Salah Birsel. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki parçanın türünün Cumhuriyet dönemi örneklerinden biri değildir? Bu Roma'ya üçüncü gelişimdir. Ama Roma orada doğup orada büyüyenler için bile bitmez. Her heykel, her tablo, her anıt size her görünüşünde güzelliğin yeni bir sırrını açacaktır. Roma'da heykel vatandaş olmuştur. O müzede değil, bizim gibi sokaklarda dolaşıyor, meydanlarda geziniyor, parklarda dinleniyor. Sabahleyin ağzından sular dökülen aslanları seyrederek Dona'ya gittim. Burası büyük otellerin, şık mağazaların ve camlarından hare hare sular akan çiçeklerin sıralandığı büyük bir cadde üstünde. Via Venato'da bir kahvedir ama Mehmet Akif'in mahalle kahvesi değil. Bir temizlik ve zarafet sergisi. Şimdi bu parça hangi türde yazılmış onu bir saptayalım. Bu parça yazarın gezip gördüğü yerler hakkındaki izlenimlerini yansıtıyor. O halde bir gezi yazısı. Şimdi aşağıdaki eserlere ve onların türlerine bakıyoruz. Bir uçtan bir uca Hababam sınıfı, yurttan yazılar, Tuna'dan batıya ve deniz aşırı verilmiş. Evet burada cevabımız Rıfat Ilgaz tarafından yazılan bir roman olan Hababam sınıfı. Ama diğer eserlerinde kim tarafından yazıldığını bir not edelim. Bir uçtan bir uca. Çetin Altan tarafından kaleme alınmış bir gezi yazısı. Yurttan yazılar. İsmail Habib Sevük tarafından kaleme alınmış bir gezi yazısı. Keza Tuna'dan batıya ona ait. Onun dışında renk değiştirelim. Deniz aşırı eseri ise Falih Rıfkı Ata'ya ait yine bir gezi yazısı. O halde diğer seçenekleri de inceleyerek B'nin roman olduğunu ve istenen cevap olduğunu gördük. Geldik. Bu parçada boş bırakılan yere getirilmesi gereken eser aşağıdakilerden hangisidir? Falih Rıfkı Atay 1923'ten 1938'e kadar Atatürk'ün yanında bulunmuş, onun yaşadıklarını bizzat kendisinden dinlemiş ve hatta birçoğuna şahit olmuş devrin önemli gazetecilerindendir. Nokta nokta Atatürk'ü doğumundan okul yıllarına, savaştığı cephelerden yaptığı inkılaplara, tartışma sofralarından insani yönlerine kadar her detayı anekdotlara yer vererek anlatan muazzam bir çalışma her Türk vatandaşının mutlaka okuması gereken ve Türkiye'nin dönüşümünü anlamanıza yardımcı olan çarpıcı bir eser. Aslında burada hem sanatçının ismi verilmiş hem de eserin geniş bir özeti verilmiş. Bize düşense Çankaya adlı eseri işaretlemek oluyor. Sorumuz aşağıdaki eserlerden hangisi günlük türünde yazılmış bir eser değildir. Cahit Zarifoğlu yaşamak günlük türündedir. Tomris Uyar gün dökümü günlük türündedir. İlhan Berk El yazılarına vuruyor güneş. Günlük türündedir. Muallim Naci Ömer'in çocukluğu. Ee, Ömer'in çocukluğu muallim Naci'nin 8 yaşına kadar e, yaşadıklarını anılarını anlattığı bir eserdir. Dolayısıyla günlük değil ana türünde bir eser diyeceğiz onun için. Cemil Meriç jurnal demiş günlük türünde yanıtımız D seçeneği oluyor. Soruya geldik. Bu parçada boş bırakılan yere getirilmesi gereken sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Nokta nokta en usta mizah yazarıdır. Satirik taraf, satirik neydi? Daha çok şiirde duyduğumuz bir sözcüktü bu. Eleştiri yani toplumun ya da kişilerin aksayan yönlerinin belirtildiği şiir türüydü. Bunu diğer anlatı türlerinin içinde de bir üslup özelliği olarak göreceğiz. Satirik taraf daha ilk yazılarında sezilmiştir. Kalem dergisinde Kirpi Takma adıyla Kirpi önemli yazdıkları ve Ay Dede'nin yayımları o zamanlar hadise çıkararak sürülmesine sebep olmuştur. Ama büyük şöhretini de bu yazılar sağlamıştır. İnce nüktelerle yani şakalarla eleştirmeyi çok seven kalemi onu sakar adam olarak tanıtmıştır. Şimdi burada e, hem hangi dergilerde yazdığını söylemiş hem de onun takma adını söylemiş. Bunun yanı sıra üslubunun satirik bir özellik taşıdığını da belirtmesiyle bize... Refik Kara'yı sormuş. Sorumuza geldik. Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı türde kaleme alınmış bir eserdir? Tek adam, suyu arayan adam, ikinci adam, Enver Paşa ve Menderes'in dramı verilmiş. E, bu eserler kime aitti onu hatırlayalım. Şevket, Süreyya, Aydemir'e ait. Peki bu eserlerin şimdi bizden türünü bulmamızı istemiş. Tek adam... Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan bir biyografi Suyu Arayan Adam e, otobiyografidir. Yani yazarın kendi hayatını anlattığı eser. İkinci adam İsmet İnönü'nün biyografisi. Enver Paşa ve Menderes'in dramı zaten isimlerinden de anlaşılacağı üzere yine biyografiler, o kişilerin hayatı hakkında bilgi vermiş. Burada farklı türü bizden bulmamızı istemiş. O da suyu arayan adam olacak. İkinci sorumuz. Aşağıdaki eserlerden hangisi diğerlerinden farklı türdedir? Nurullah için karalama defteri, deneme türünde bir eser. Ahmet Rasim Falaka, bir anı. Halit Ziya Uşaklıgil'in 40 yılı, yine anı türünde. Hüseyin Cahit Yalçın, Edebi Hatıralar, adından da anlaşılabiliyor anı. Falih Rıfkı Atay, Çankaya, Atatürk'ün hayatı hakkında e, onun şahit olduklarında yer aldığı anıdır. Burada bizden farklı olan türü istediği için A seçeneğini işaretliyoruz. Soruya geldik. Aşağıdaki eserlerden hangisi yukarıda tanım doğrultusunda kaleme almış bir eser değildir? Bakalım neyi tanımlamış? Bir kimsenin kendi hayatına, yaşadığı devrede şahit olduğu ya da duyduğu olayları. Edebi değer taşıyan bir dille anlattığı yazılara anı ya da hatırat denir evet e, her zaman kişinin kendi yaşadıklarını değil başkalarının yaşadığına tanık olduğu olayları da anlatması söz konusudur anılarda hangisi anı değildir diye soruyor 40 yıl politikada 45 yıl mor salkımlı ev 5 şehir ve gecelerin verilmiş e, şu seçeneklerdekiler anıdır ama d seçeneğinde verilen Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait 5 şehir Ahmet Hamdi Tanpınar deneme türündedir. Dolayısıyla farklı olanı bulduk D seçeneği. 10. sorumuz Aşağıdaki Cumhuriyet dönemi dergileriyle onları çıkaran sanatçılar arasındaki eşleştirmelerin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır? Demek ki bizim için dergiler de önemli. Bazen soruların içinde paragraflar verir. E, bu parçada tanıtılan sanatçı kimdir diye sorar. O sırada bu kişi bu dergileri çıkartmıştır der. Arkasından da eser verir. Böylece sanatçıyı daha iyi tanırız. Ama çoğu zaman öğrenciler ne yapar? Son cümlede yazan eserleri okur. Onun dışındaki bilgileri biraz daha hızlı geçer es geçer ama bize gösteriyor ki bu tarz bilgileri de hafızamıza almalıyız şimdi bakalım kültür haftası peyami safa doğru ağaç necip fazıl kısakürek doğru varlık cevdet kudret solok denmiş yine yedi meşacicilerin içinden bir isim söylenmiş varlığın karşısında ama bu ismi biz doğru yazalım varlığı çıkartan yaşar Nabi Nayır olacaktır. Yaprak Orhan Veli Kanık tarafından, Papirüs ise Cemal Süreya tarafından çıkarılmıştır. Yanıtımız C olacaktır. Soruya geldik. Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Fransa Sorbonne Üniversitesi'nde felsefe eğitimi almıştır. Akademisyen olmuştur. Edebi yaşamına şiirle başlamıştır. Suud Saffet Takma adını kullanan sanatçının deneme, şiir, mensur şiir, edebiyat tarihi, eleştiri türlerinde çalışmaları bulunmaktadır. Günlerin götürdüğü düşün payı sanatçının en ünlü eserlerindendir. Hangi türleri yazdığını, nasıl bir eğitim aldığını söylemiş. En sonunda da verdiği eserler bize hangi şıkka götürüyor? Suud Kemal Yetkin'in bulunduğu D şıkkına götürüyor.